Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sunar. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İstanbul-İzmir otobanının yaklaşık 350. kilometresinden başlıyoruz. Akhisar'dayız. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Honda'nın Afrika TV'nin Adventure Sports modeli hakkında konuşacağız. Biz Milano Motosiklet Fuarı'ndaydık. Dünyanın en büyük motosiklet fuarlarından bir tanesi ve Honda standında çok önemli gelişmelerden bir tanesi olarak, önemli bir ürün olarak da yeni Afrika TV'nin ve onun Adventure Sports modeli tanıtıldı. Çok kısa da sizlerle beraber değerlendirmiştik. Daha aradan bir hafta geçmeden Honda'daki arkadaşlarımız motosikleti Türkiye'ye getirebildiler. Çok sınırlı birkaç adet ve biz de daha fuarda gördüğümüz 2020 yılının 3. ayında, 4. ayında satışa başlayacak olan bir modeli değerlendirip sizlerle beraber bu konuda konuşma imkanı bulduk. Afrika Twin modeli Honda içerisinde markalaşmış bir ürün. XRV 650 modeli var. Efsanevi Afrika Twin'in ilk çıkışı bundan yaklaşık 30 yıl önce. Şimdi işte görmüş olduğumuz model de 2016 yılında tamamen değiştirilen Afrika Twin'in geliştirilmiş olan versiyonu. Çok önemli değişiklikler var. Onun için bir program rahat rahat bunu konuşabiliriz. Ayrıca Afrika Twin Honda'nın satış açısından da en önemli modellerinden bir tanesi. Avrupa pazarına baktığınızda son 3 yılda yeni jenerasyonun çıktığından bugüne kadar 87 bini aşkın Honda Afrika Twin'in satıldığını görüyoruz. Biz birkaç motosiklet çıktık yola. Seyahat ettiğimiz motosikletlerde aslında 2 tane Afrika Twin var. Bu görmüş olduğunuz manuele çift kavramı olanını, otomatik olanını da konuşacağız. Ben sizlere bir ürünü anlatırken mutlaka bir öncelik sırası yapıyorum. Neler değişmiş, onlardan hangisi daha önemliyse ona daha çok ağırlık vermeye çalışıyorum. Yaklaşık 350 kilometre yol yaptık buraya gelene kadar. Birçok değişiklik var Afrika TV'nin yenisinde ama ben birinci sıraya elektronik desteği koyuyorum. Gerçekten de motosikletin bütün parametreleri sürekli kontrol edilip ona göre motosikletin dinamiğine, sürücüye yardımcı olacak şekilde katkıda bulunuyor. İlk bundan başlayacağız motosikleti değerlendirmeye. Onun dışında tabii çok önemli bir şey, motoru değişti, daha büyüdü. Onu konuşacağız. 5 kilogram daha hafifledi, hafifleşmeyi konuşacağız. Bu da motosikletin performansına çok katkıda bulunan konulardan biri. Bir tanesi de oturma pozisyonu 5 santimetre aşağı düştü. Yani ben bir önceki versiyonu da kullandığım için bu 5 santimetre düşüklük basit gibi görünebilir ama motosikletin genel konseptinde her yere gidebilecek motosiklet çünkü genel tasarımına ve kullanım kolaylığına çok büyük katkıda bulunan bir rakam. Onun dışında tabii viraj ABS'si mutlaka konuşmamız lazım. Otomatik ayarlı süspansiyon motosikletin içinde bulunduğu ortama göre, yüzeye göre otomatik olarak süspansiyonu ayarlaması bunun da hem performansa hem de güvenliğe çok büyük katkısı var. Ayrıca son olarak da bir önceki modelde Afrika Twin'de lastikler şamriyelliydi. Bu kullanmakta olduğumuz Adventure Sports modellerinde lastikler tamamen tubeless'a döndü. Bu da birçok insanın Afrika Twin'le ilgili sorduğu bir soruydu. Bunu da buradan söyleyelim. Ama Afrika Twin'de, gelişmiş olan Afrika Twin'de daha çok off-road'a göre hazırlandığı için tüplü lastikler devam etmekte. İsterseniz bu girişi yaptıktan sonra biz yolumuza devam edelim. İzmir civarında bir yerde durup bu söylediğimiz konuları sizlerle daha detaylı konuşmaya başlayalım.
İstanbul'dan çıktıktan sonra yaklaşık 550 kilometre yol yaptık. Yani Honda Afrika TV'nin Adventure Sport'u sizlerle beraber detaylı değerlendirebilecek kadar tecrübe sahibi olduk. İlk planda söylenmesi gereken şey ne derseniz bence yol tutuşu. Özellikle yağmurlu zeminde Afrika TV'nin insana çok güven vermesi, motosikletin sürücüye destek olan elektronik sistemlerinden kaynaklanıyor bu. Çünkü gerçekten de siz hissetmeseniz bile motosiklet bütün dinamik parametrelerini yol boyunca içinde bulunduğu şartlara göre değerlendirebiliyor. İsterseniz burada en önemli özellik olduğu için biraz detaya girerim. Motosiklette 6 eksenli hareket ölçüm sistemi var. Buna Honda IMU diyor, momentum ölçüm sistemi olarak. 6 eksenliden neyi kastediyor? Onu çok kısa ifade etmek istiyorum. Motosikletin hareketlerini bölmüş bu sistem. İleriye ve geriye doğru ivmelenmesini, ayrıca motosikletin ön tarafının yerden kesilmesini veya arka tarafının yerden kesilmesini, yani yatay bir eksende motosikletin hareketini, onun dışında motosikletin yatma miktarını, yani ne kadar açıyla hangi tarafa yatıyor, bunu anlık olarak tespit ediyor. Tabii bu ölçüm motosikletin dinamik konumunu çok net olarak belirliyor. Bundan esasında sürücünün haberi olmuyor. Neleri etkiliyor? Onları mutlaka belirtmemiz lazım. Baktığımız zaman öncelikle çekiş kontrol sisteminden başlayalım. Bu motosiklette 7'ye bölünmüş. Birinci seviyede kaymaya müsaade ediyor motosiklet. Yani arka tekerin drift yapmasına bir yere kadar müsaade ediyor. Sonra yine kesiyor. Ama 7. seviyede kayma miktarı sıfırlanıyor. Yani 7 farklı program uygulayabiliyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Motor gücü de 4 seviyede uygulanıyor. Birinci seviyede motor gücü full, tam gücüyle, tam torkuyla ve çok çabuk arka tekere aktarılıyor. Dördüncü seviyede de minimuma düşürülüyor. Özellikle kaygan zeminler tabii ki bunun için fevkalade önemli. Sadece bunlar değil, iki tane dinamik parametreyi de kontrol ediyor. Onlardan bir tanesi motosikletin öne ve arkaya doğru açısı, yani ön tekerin yerden kesilmesi veya arka tekerin yerden kesilmesi. Bunları da fark ettiği için mesela ön teker kalktığı zaman, motosikletin kalkma eğilimine geçtiği zaman torku düşürerek hemen ön tekerin yere basmasını sağlıyor. Tam tersi, ön freni fazla kullandığınızda motosikletin arka tekerinin kalkmasını engelleyecek şekilde fren basıncını ayarlıyor. Şu hareketini, yani ön tarafın yükselmesini veya arka tarafın yükselmesini otomatik olarak kontrol ediyor. Bu da fevkalade güvenlik açısından önemli konulardan bir tanesi. En son şunu da söylemek istiyorum. Motosikletin motor freni, özellikle gazı tamamen bıraktığınızda, kapattığınızda arka tekere gelen fren etkisi, bunu da ayarlayacak şekilde 6 eksenli ölçüm sistemi motosikleti 3 farklı şekilde bu konuda değerlendiriyor. Yani çok kısa bir özetleyecek olursak, motosikletin konumu dinamik şartlarda sürekli belirleniyor ve buna göre de çekiş kontrol sistemi, yukarı aşağıya motosikletin kalkma durumu, sağa sola yatma durumu değerlendirilerek motosikletin 4 farklı dinamik karakteristiği değiştiriliyor. Tabii sürücü bunun hiçbir şekilde fark etmiyor ama çok güvenli bir şekilde yerden gelen tepkinin mükemmel olduğu bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Motosikletin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Mutlaka fren sistemini de buna eklemek lazım. Çünkü açısal veya viraj ABS sistemi de var yeni Afrika TV'nde. Şöyle söyleyeyim, viraja girdiğinizde tabii ki merkez kaç kuvvetinden dolayı motosikletin dikey anlamda yere verdiği vektörel kuvvet azalıyor. Dolayısıyla virajda fren yapmak tutunma açısından fevkalade riskli bir konu. Viraj ABS'si tamamen bu riski karşılayacak şekilde geliştirilmiş bir sistem. Şundan bahsediyorum, motosiklet yatma açısına göre yine açı miktarı tespit edilecek şekilde tasarlanmış. Açı miktarını bildiği için orada uygulanabilecek fren gücünü de motosiklet hesap edebiliyor ve siz ne kadar frene basarsanız basın, lastiğin o anda kaldırabileceği kadar bir fren gücü tekerleğe yansıtılıyor. Dolayısıyla virajlarda fren konusu çok daha güvenli hale geliyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi yeni Afrika TV'nde.
çok önemli bir tanesini daha eklemek istiyorum. O da elektronik süspansiyon. Gerçekten de sürüşü çok güvenli hale getiren başka bir parametre, dinamik bir parametre. Şöyle söyleyeyim, süspansiyon önde ve arkada hem basma kuvveti olarak hem de bırakma kuvveti olarak fark ediyor. Ve bu üç seviyede yapılıyor. Bir tanesi yumuşak, bir tanesi orta, bir tanesi de sert. Bu tamamen birazdan konuşacağımız motosikletin kullanım modlarıyla alakalı. Bozuk bir yolda giderken içeride hidrolik geçişlerini servo motorlarla kapatıp açarak amortisörün sertleşmesini veya yumuşatmasını sağlıyor. Dört farklı yükleme modu mümkün motosiklette. Ya tek başına kullanırsınız, ya iki kişi kullanırsınız, ya da tek başınıza yükle kullanırsınız arka tarafta çantayla veya iki kişi yükle kullanırsınız. İşte bu her dört ayar içinde, her dört farklı kullanım içinde elektronik süspansiyon ayarı mevcut. Ekrandan bu dört konumdan bir tanesini seçerek motosikletin arka yüksekliğini, yani arka yayın ön gerilimini otomatik olarak değiştiriyorsunuz. Bu da fevkalade önemli özelliklerden bir tanesi. Çünkü motosiklet yüklüyken ağırlık transferi değişir. İşte bu ayarları yaptığınızda ağırlık transferini değiştirmiyorsunuz ve çok güvenli bir sürüş sağlıyor. Yani bu anlattığımız şeyler gerçekten de özellikle uzun yolda motosiklet güvenliği açısından hayati öneme sahip konular. Onun için biraz detaya giriyoruz. Çok kısa modlardan da bahsetmek istiyorum. Motosikletin 4 tane sürüş modu var. Yani içinde bulunduğunuz ortama göre, gittiğiniz yolun kalitesine göre 4 farklı modda ayarlayabiliyorsunuz. Honda Africa TV'nin sürüş şeklini, tur modu. Asfalt yollarda böyle iyi havalarda seyahat ettiğinizde kullanmanız gereken mod, motor gücünü birinci seviyeden yani maksimumdan verebiliyor. Motor frenini ikinci seviyeden yani tam arada biraz arka tekerin tutulmasına, gazı bıraktığınızda tutulmasına müsaade edecek şekilde veriyor. Viraj ABS zaten geçerli motosiklette tur modunda. Yani baktığınızda bütün elektronik sistemleri kullanmakta olduğunuz o ortama göre ayarlayabiliyor. İkinci mod, detayına girmeyelim ama şehir içi modu, urban mod diye Honda'nın adlandırdığı şehir içi modu. Mesela burada güç ikinci seviyeye düşüyor. Üçüncü mod ise toprak yollarda. Şu anda üzerinde bulunduğumuz zemin gibi toprak yollarda, yani sürtünme katsayısının çok yüksek olmadığı yollarda kullanılan mod. Burada mesela güç, örnek verelim, güç kullanımı dördüncü seviyede, yani minimumda. Çünkü çok güçlü arka tekere hareket verirseniz kayacaktır. Biraz önce söylediğimiz arka taraftan stabilite bozulmasına neden olacaktır. Dolayısıyla burada minimum güç kullanılıyor. Yine viraj ABS ve konuştuğumuz konular, hepsi tüm elektronik kontroller geçerli olmak kaydıyla. Dördüncü mod ise özel bir mod, off-road modu. Yani bu motosikletin yol dışında da çok ciddi yol alma kapasitesi var. Tasarımda konuşacağız ama baktığınızda bunu zaten şu anda görüntüden görüyorsunuz. Büyük bir ön tekeri var, 21 inçlik. Arkada da yine normal motosikletlere göre büyük bir arka teker çapı var. O da 18 inç. Ayrıca motosikletin tasarımından her yere gidilebilecek şekilde tasarlanmış. Uzun yol, kısa yol, yol dışı tasarlanmış motosiklet. Dolayısıyla off-road modu da o tip durumlarda kullanılabilecek mod. Baktığımızda güç seviyesinin 3. seviyede off-road modunda uygulandığını görüyoruz. Onun dışında viraj ABS'si ilginçtir. Hala geçerli ama arka tekerdeki ABS'yi iptal edebiliyorsunuz. Yani off-road'a uygun hale getirebiliyorsunuz. Bu 4 tane moda ek olarak 2 tane de kendinize göre motosikletin tüm parametrelerini, bu söylediğimiz çekiş kontrol sistemi, motor freni, ön teker yerden kesilme sistemi gibi bütün bunları kendinize göre formülize edebileceğiniz 2 tane de özelleştirme, kişiye özel tasarım yapabileceğiniz mod var. Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Sırf Honda motosikletlerinde mevcut olan bir sistemi daha eklemek istiyorum. O da çift kavramalı vites kutusu. DCT olarak adlandırıyor Honda bunu. Çift kavramalı vites kutusunun yine güvenliğe başta olmak üzere konfora çok büyük bir katkısı var. Çünkü çift kavramalı vites kutusunda debriyaj ve vites kolu
bulunmamakta. Yani sürücü bütün konsantrasyonunu yola, vitesle, debriyajla uğraşmadan yola verebilmekte. Prensip olarak aynı otomobillerdeki gibi sizlerle çift kahraman vites kutusunu çok konuştuk. Birinci mil üzerinde 1-3 5. vitesler, ikinci mil üzerinde 2-4 6. vitesler ve bu milleri kumanda eden 2 tane debriyaj var. Yani çift kavrama lafının geldiği 2 tane debriyaja sahip ve bu debriyajlarda elektronik hidrolik üniteler tarafından kumanda ediliyor ve birbirinden tamamen bağımsız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela siz hızınızı arttırıyorsunuz, gazı açmaya başladınız. O anda vites kutusu anlıyor ki bir üst vitese geçeceksiniz. Ne yapıyor? O andaki vitesin debriyajını boşaltırken bir üst vitesin debriyajını bağlıyor. Yani arada herhangi bir kesilme olmuyor. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle motosikletlerde dinamik karakteristiğinden dolayı mesela gazı açarken debriyaja basıp kuvveti tamamen yerden çıkarıp vites değiştirip tekrar bağlama esasında arka tekere giden güçte bir kesiklik oluşturuyor. Bu da stabilite açısından insanlar çok tecrübeli değilse problem yaratabiliyor. İşte çift kavrama vites kutularında bununla hiç uğraşmıyorsunuz. Bir tanesi bağlarken diğeri bırakıyor. Dolayısıyla hiç kesiksiz, çok yumuşak bir hareket oluyor. Sağ taraftaki LG'in hemen önündeki düğmelerden kumanda ediyorsunuz. Bunun bir otomatik modu var, bir de manuel modu var. Otomatikte bıraktığınızda biraz önce söylediğimiz gibi motosiklet şartlara göre çok yumuşak vites değişimleri gerçekleştiriyor. Özellikle uzun yolda konfor açısından çok önemli. Dün kullandık. Gerçekten de insanı hiç yormayacak şekilde tasarlanmış bir sistem. Onun dışında manuel modu var. Manuel modunda da bu sefer sol taraftaki LG'in hemen önünde ve arkasındaki düğmelerden aynı otomobillerde olduğu gibi direksiyonun arkasında olan pedallardan bahsediyorum. Burada da sol LG'in hemen önüne ve arkasına koymuş manuel olarak vitesleri elle değiştirebiliyorsunuz. Önemli özelliklerinden biri. Şunu da unutmadan söylemek lazım. Bunun bir de spor modu var. Vites değişimleri o zaman çok daha çabuk oluyor ve bulunduğunuz viteste daha üst devirlere kadar çıkıyorsunuz performansı devam ettirebilmek için. Yeni motora baktığımızda silindir kapağı tamamen değişmiş, piston çapı aynı kalmış ama stroku arttırılmış. Yani baktığımızda yaklaşık 86 santimetre küplük, yani 100 santimetre küpe yakın bir motor hacminde artma var. 998 santimetre küpten 1084 santimetre küpe çıkmış. Tabii bu da bir miktar güç ve tork artışını getiriyor motosiklete. 102 beygir gücünde, 100 beygirin üstünde olduğunu görüyoruz. 7500 devirde. 6250 devirde de 105 Nm'lik bir tork veriyor. Bir önceki versiyonla karşılaştırdığınızda 7 beygirlik bir güç artışı söz konusu. 6 Nm'lik de bir torkta artış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii dün kullandık. Ara hızlanmalarda özellikle bu tork artışını görebiliyorsunuz. Bir de benim hissettiğim eski makineye göre bu makine bu yüksek güç ve tork karakteristiğini 2500 devirden sonra ele alıyor. Yani bir noktada maksimum var ama 2500 devirden sonra 7500 devire kadar büyük bir oranda gücü ve torku taşıyacak şekilde tasarlanmış. Beni çok etkileyen diğer bir konu daha, önemsiz gibi görünüyor ama özellikle uzun kullanımda, özellikle de şehir içi kullanımda fevkalade faydalı bir değişiklik. O da sele yüksekliği. Baktığımızda selenin 85 ile 87 santimetre arasında ayarlanabilir olduğunu görüyoruz. Bir önceki modelden 5 santimetre, 50 milimetreye yakın daha alçak. Bu da özellikle durduğunuz zaman kontrolü çok çok kolaylaştırıyor. Tasarımına baktığımızda önemli yine değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin ön tarafı, kafası diyelim ona, daha yükseğe konumlandırılmış. LED farların hemen altında şurada iki tane dönüş farı var diyebiliriz. Çünkü virajda
dönüş açısına göre, yatma açısına göre 3 kademeli olarak viraj içini aydınlatıyor. Gerçekten de gece kullanımında sürücüye çok büyük bir avantaj getireceğini düşünüyorum. Şasiye baktığımızda yenilenmiş bir şasi görüyoruz ve yaklaşık 2 kilogram daha hafif bir önceki versiyona göre. Aynı şeyi arka çatal için de söyleyebiliriz. Orada da yarım kiloluk bir hafifleme var. Bu da tabii motosikletin ağırlık transferine hafif öne doğru yaklaşıyor. Yol tutuşunda faydalı olacağını düşünmek yanlış olmaz. Bir de toplamda motosiklet daha güçlü ve daha torklu olmasına rağmen 5 kilogramda daha hafif. Bu da önemli özelliklerinden biri çünkü güç ağırlık oranını değiştiriyor bir önceki modele göre. Bir de motosiklette dünkü kullanımda beni çok etkileyen konulardan bir tanesi de TFT ekran. Yaklaşık 16,5 santimetre boyunda. Ama şunu söyleyeyim, biraz önce söylediğimiz parametreleri ekrandan değiştirebiliyorsunuz. Çekiş kontrol seviyesinden bahsediyorum, motor freni seviyesinden bahsediyorum. Yani birçok parametreyi değiştirebiliyorsunuz. Ekran bunları size çok net gösterecek şekilde tasarlanmış. Onun dışında yine otomobillerde sizinle paylaştığımız konuları artık motosikletlerde de paylaşmaya başladık. Cep telefonunuzdaki uygulamaları, ki özellikle navigasyon mesela çok önemlidir, motosikletin ekranına aktarıp görebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ayrıca görüntüsel olarak bana hak vereceksiniz. Gördüğünüzde şu arka şasi, yani ana şasiye arka şasi civata bağlantılı olarak yapılmış ve daha dar. Yaklaşık 40 milimetre daha dar. Motosiklet arkaya doğru daha radikal bir şekilde inceliyor. Bu da tasarımına etki eden konulardan bir tanesi. Onun dışında söyledik, ön tarafta 19 inçlik, arka tarafta 18 inçlik, yani engel aşma kapasitesi çok yükseltilmiş bir tasarıma sahip yeni Afrika TV'nin. Biz adventure sporu değerlendiriyoruz ama bu söylediklerimizin büyük bir kısmı Afrika TV'nin, düz Afrika TV'nin içinde geçerli. Ayrıca başta söylediğimiz gibi motosiklet tamamen bin istediğin yere git felsefesiyle tasarlanmış motosiklet. Mesela ayarlı ön rüzgarı, ki özellikle uzun yollarda yardımcı olacak ön camın yükseklik ayarı var. Cruise kontrol var. Mesela önemli konulardan bir tanesi de elci kısıtma var. Bunlar tabii motosikletin özellikle sert havalarda konforunu çok arttıran konular. Bu Adventure modeli 24.8 litrelik bir deposu var ama normal Afrika TV'nin 18.8 litrelik, 19 litreye yakın bir deposu var. Adventure modeli 236 kilogram, aks mesafesi 1 metre 57,5 santimetre, uzun bir aks mesafesine sahip sizle karşılaştığımız motosikletlere göre. 27 derecelik bir kaster açısı var. Kasteri fazla olduğu için de özellikle düz hattaki stabilitesi motosikletin fevkalade. Bir 500 kilometre daha yaptık. Alaçatı'dan İstanbul'a döndük. Ama programımızın da sonuna gelmiş olduk. Ama yanımda çok değerli bir dostumuz, konuğumuz var. Honda Türkiye'nin Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer Bey ile beraberiz. Çok kısa birkaç tane soru sormak istiyorum programı kapatmadan önce. Bülent Bey, nasılsınız? Çok sağ olun, iyiyim. Teşekkür ederim. Honda içten yanmalı motora sahip ürünlerle ilgili çok yüksek rakamlar üretiyor. Bu sene 2019'da nereye gidiyor bu rakamlar, onu bize söyleyebilir misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Honda sadece otomobil ya da motosiklet üreten bir firma değil. Bununla beraber ATV, UTV, bahçe aletleri üreten, ayrıca aynı dıştan zamanda takma deniz motorları da üretiyor değil evet, mi? Evet, dıştan takma deniz motorları da üreten çok büyük bir firma. Bunların hepsini topladığımızda toplam bir yılda içten yanmalı motor sayısı yaklaşık 32 milyondan fazlaya ulaşmış durumda. Müthiş. Motosiklet bunun içinde hangi payda? 32 milyonun içinde? Motosiklet de bu yıl, ki geçen yıldan yaklaşık %3,5 daha yukarıda, yaklaşık 23 milyona ulaşmış durumda. Müthiş evet. Bir rakam. Otomobil ne kadar Bülent Bey? Otomobilde, gerisini sormayacağım, merak etmeyin. Otomobilde yaklaşık 6 milyona yaklaşıyor. Müthiş rakamlar gerçekten. En son kapatmadan önce
küçük bir sorum daha var. Pazarı nasıl, motosiklet pazarını nasıl görüyorsunuz 2020'de? Maalesef son birkaç yıldır küçülen bir pazar var. Bu yılda ortalama 100-105 bin adet civarında olacak. Ancak şöyle önemli bir noktayı da vurgulamadan geçmek istemeyeceğim. 2006 yılında Türkiye motosiklet pazarı tam 600 bine, resmi olmayan rakamlarla beraber söylüyorum ki bunun 400 bini resmi, 200 bin de resmi olmayan, yani 50 cc'nin altındaki rakamlardan bahsediyorum. 600 bine ulaşmış bir pazardan bahsediyoruz. Potansiyel anlamında böyle bir pazar var ama maalesef malum şartlar bizi 105 bine getiriyor bu yıl. Öngörünüz 105 bin mi 2020 için? 2020 biraz daha yukarıda olacak. 120 bin civarında bekliyoruz pazarı. Peki. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Bu arada efendim programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz. Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sundu.